Rüşüm bir hanımefendi bu. Orijinali. Dinimizde zorlama var mı? Hangi ya? göre evde Öğrenmek herkese farzdır. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hepinizi selamlıyoruz Cenab-ı Allah, memleketimizi ve alemi İslam'a bütün kötülüklerden, arazi ve semavi afatlardan, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerlerinden, desiselerinden muhafaza eylesin. Sevgili dostlar yaklaşık bir saat her gün olduğu gibi aklınıza takılan dini soruları cevaplandırmak adına Diyanet TV ekranlarından hanelerinize misafir oluyoruz. Bu akşam yine ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Sayın İdris Bozkurt Beyefendi. Hocamıza telefon bağlantısı suretiyle bizzat kendiniz sorularınızı sormak isterseniz 0312 alan koduyla 294 4 294 sayılı telefon numaralarından bizlerle iletişim kurabilirsiniz e-posta adresimiz üzerinden yazılı bir şekilde sorularını iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanete soralım et diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler. Ve yayın içerisinde akıllarına takılan soruları bizlerle paylaşmak isteyen izleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Facebook.com slash soralım ve Instagram.com slash soralım adresleri üzerinden de inşallah diyanete soralım sayfasını beğendikten sonra efendim. Mesaj yoluyla sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. İstedikten sonra müsaadenizle muhterem hocamız Sayın İdris Bozkurt Beyefendi hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyelim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, hoş bulduk, safa bulduk. Furkan olsun. Çok şükür hocam, duacım sağlığımız. Sağlık, sağlık, afiyet versin. Hep Allah razı ya. olsun. Efendim Sayın İbrahim Bostaş şöyle bir soru sormuş. Peygamber Efendimiz ağzı kokan kişi bu koku geçene kadar cemaate katılmasın demiş. Bu doğru mudur acaba? Seyircilerimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum İnşallah programımız saygılara vesile olur İnşallah Aziz Peygamber Aleyhisselatu vesselamın özellikle e, cemaate katılırken sarımsak ve soğan örneği vererek e, Bunları yiyip bu kokuyla birlikte cemaate katılmamaları konusunda uyarısı vardır e, Sadece ağız kokusu meselesini fakat bu tür hadisleri bu tür uyarıları ben şöyle anlıyorum e, Cemaatin adabı var bir toplum içine karışıyoruz. Hı hı. Orada nahoş, hal ve hareketler nasıl ki cemaatın, cemaatin adabına aykırıysa, cami cemaatini kastediyorum, aykırıysa orada gerçekten e, insanları tiksindirecek, cemaattan uzaklaştıracak, bizlere yakın olmak değil hatta bizden kaç, kaçıracak, daha doğrusu uzağa durmasına sebebiyet verecek her türlü hal ve hareketler ve kokulardan da uzak durmak lazım. Yani mesela ağzımız kokuyor olabilir. Dikkat edelim cemaate. Bu yani sarı, soğan ve sarımsak yiyen insan cemaate gelmesinin uyarısını da doğru anlamak lazım. Ne yapalım? Ağız kokusunu giderecek. Dişlerinizi fırçalayarak gelin yemeğinizi yedikten sonra. Değil mi? Ağız kokusunu giderecek. Başka şeyler alalım. Bugün elhamdülillah birçok nimete sahibiz. Bu nimetlerden istifade edelim. Ee, burada uyarıyı da ben şöyle anlıyorum o kokuyu, o kokuyu insanlara rahatsız eziyet eza ondan sonra gerçekten cefa vermemek adına yemeyin. En azından yiyorsak da cemaat öncesi onu gidererek gitmeyi. Yoksa ben sarımsak soğan yedim, cemaata gitmeyeyim, bana böyle bir yasak varmış anlayışından da öte gidererek gitmek. Sadece olayı böyle de düşünmemek lazım. Allah korusun gerçekten camilerimiz bizleri çeken huzur mekanları olmalı. Ee, orada güzel kokular olmalı. Hatta kusura bakmayın kişisel temizliğimizi de yapmalıyız. Ter kokusuyla. Bu da önemli. Değil mi? Çorap kokusuyla. Başka sadece sarımsak soğan deyince sen bununla sınırlı gibi düşünmeyelim. Bu sadece bir örnektir. Bunlara vesile olacak. İnsanlara rahatsızlık, e eziyet verecek davranışlardan uzak olmak lazım camide cemaat kılmanın cemaatla namaz kılmanın adabından olduğunu aynen. vurgulamak isterim. Bazen hatta kötü koku değil de hocam mesela güzel kokmak maksadıyla parfüm sıkmayı da çok abartanlar. Aşırı parfüm kokusu da bazen rahatsızlık verebiliyor. O zaman burada çizgi biraz daha mutlaka. rahatsızlıklardan izahli bir şekilde camide cemaat oldu. Yani ağır kokular da bazı ne? insanların belki kendisindeki o nahoş kokuyu gidermek için sürüyor belki ama ağır koku bir başkasının da yani, baş ağrısına. Aynen öyle veya gerçekten onu ciddi anlamda rahatsız edecek bir boyuta ulaşmışsa bundan da uzak durmak lazım. Sadece cemaat mı diye düşünüyorum. Yani bize kulak veren insanlar her ortamda öyle. Toplum yani için yani geçerli. Ezel, özellikle gerçekten hanımefendilerin, ondan sonra beyefendilerin, e, parfüm veya diyelim ki artık deodorantlarımızı biraz fazla abartarak gerçekten birisinin yanına yaklaştığımızda e, camideki cemaatte olduğu gibi başka ortamlarda toplum içine karıştığımızda da bu hassasiyetlerimize mutlaka riayet etmeliyiz. Peki tamam. hocam çok teşekkürler. Efendim İstanbul'dan Hülya Yiğit telefon attığımızda. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Benim iki tane sorum olacaktı hocam. Tabii efendim buyurun. Birincisi e, bize birisi e, bir miktar borç para verdi. İlk önce borç demedi. İsterseniz durumunuz olunca verebilirsiniz. Olmazsa da helal olsun dedi. Evet. Daha sonra e, bu parayı bizden bir süre sonra istedi. Evet. E, ben de e, acaba dedim bize de o anda para yoktu. Acaba helal ettiği için borçtan çıktı mı? Bu para yoksa e, vermemiz gerekiyor mu? Hala yükümlülük altında mıyız? Evet. Birinci sorun hocam. Soralım Hülya Hanım. İkinci sorumda biraz ince bir konu hocam. Ee, eşim biraz böyle konulara dikkat etmeyen bir insan olduğu için imam nikahı ile ilgili bir soru soracağım. Buyurun. Ee, e, i̇mam nikahı ile ilgili üç kere boş ol dedi bana eşim hmm. zamanında. Daha sonra biz imam nikah kıydık tekrar. Ee, daha sonra yine tartışmalardan sonra tekrar aynı konuyu yaşadık. Biz hocaya gittiğimizde dedi biz sizin imam nikahınızı kıyamayız çünkü dedi bu oyuncak değil dedi. Onun için dedi bazı bazı şartlar var işte senin başka biriyle imam nikahı kıy. Bir birliktelik yaşayıp daha sonra boş ol demesi. Daha sonra önce o, o şartlarla kıyılır dedi. Hı hı. Sadece Allah'a dua edelim dedi. Allah affetsin diyerek imam nikahınız inşallah bozulmamıştır umuduyla dedi. Tövbe edin dedi. Beraberlerinizi sürdürün dedi. Bu bir imamdı cami imamı. Evet soralım. Ve benim için rahat etmiyor hocam. Bir Fakat bir ben bir şey sormak istiyorum hanımefendiye. Hülya Hanım hocam size bir şey soracak. E, evet. Şu anda yani konuyu hep imam nikahı diye başladık da yani resmen nikahlısınız değil mi siz? Tabii. Resmi tamam. nikahımız var. Tamam anlaşayım. Ama bir ara şey resmi nikahta da dava açılma olayı oldu ama boşanmadık. Yani geri birleştikten sonra kapattık davayı. Peki. Soralım Hülya hanım inşallah. Kolaylıklar diliyoruz tamam. efendim size. Evet, Allah razı olsun cümlemizden. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Biri borç vermiş hocam durumunuz ol, olursa ödersiniz olmazsa helal olsun demiş ama bir süre sonra da geri istemiş bu parayı. Acaba helal olsun dediği için bu, bu, bu borç bizim zimmetimizden düştü mü? Sonradan tekrar istemesi normal karşılanabilir mi? Furkan Bey olayı kişiselleştirelim diye düşünüyorum. Buyurun. Gerçekten ben sizden borç aldım. Hı hı. Siz bana böyle bir cümle kullandınız ama e, ya bu, bu istersen helal olsun veremezsen ifadesi nedir? Yani canın sağ olsun. Ama Kişi tekrar istediğinde ya sen helal etmekteki kasıt bize bağışlamış mıydın diye ben size ne yaparım Soru, soruyu soralım. Evet. Sanki e, yani helal etmekteki kasıt helal hoş olsun yani veremezsen gücün yetmezsen veremeyebilirsin. Ama e, öyle bir noktaya gelmiş ki kesin bağışlamak hibe etmek hediye etmek tasattuk etmek gibi bir şey bu cümlede olduğunu açıkçası net anlayamıyorum ben. Seyircimiz de lütfen bize kulak veriyor şu anda e, muhatabı belli. Benimle sizin olduğunuz gibi. Evet. Ya siz bu borcu geçmişte böyle bir cümle kullanmıştınız. Bununla bağışladığınızı düşündük. Yoksa bağışlamadınız mı? Eğer bağışladıysa diye o soruya cevap vereceğim ben. Yani şöyle diyeyim. Bir insana bir hediyede bulunursun. Bir tasattukta bulunursunuz. Sonra ondan vazgeçemezsiniz. Ee, ben şöyle yani bir örnek daha, Geri isteyemezsiniz. Da geri isteyemezsiniz. O düşmüştür. Ama fakat seyircimizin e, alacaklısıyla arasındaki mevzu tam bu şeyde netlikte de olmadığını düşünüyorum. Yani e, ne şey etmez şey demezseniz imkanınız olursa verirsiniz Gibi sanıyorum böyle. Karşı tarafı da mutlaka ödeyecek durumda olduğunu düşünüyor bu sefer de istiyor. Bunu haliyle ödeme zorunda olduğunu düşünüyorum. Fakat kesin anlamda ben birisine bir bağışta bulundum bir şeyi bağışladım, tasadduk ettim. Bundan geri vazgeçebilir miyim? Hayır vazgeçemem. Net ifadelerim benim, beni bağlar. Yani bu konuyla ilgili ben bir şey de anlatmak istiyorum. Ee, İmam Müslim'in sahihinde geçen bir e, hadis var. Hazreti Ömer radıyallahu an e, gerçekten iyi bir atı. Ondan sonra bakımlı, hmm. gerçekten e, önem faydalı bir atı ne yapıyor? Allah yolunda cihad eden birisine hediye ediyor. Hediye ediyor. Sadaka tasattuk ediyor. Ne oluyorsa kişinin belki özel durumu belki at bakıcılığı vesaire çok tecrübesi olmadığından dolayı bir süre sonra atı görüyor, bakıyor ki bakımsız hasta olacak ya bu at bu duruma nasıl geldi diye onu ondan almak istiyor. Hatta bedelini de ödeyerek almak gibi bir şey de var. Bunu Hz Peygamber ve vesselama soruyor. O da diyor ki hayır alma diyor. Çünkü çok belki tiksindirici bir ifade olsa da gerek ama olayın vahametini anlatmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bir insan yani ne diyelim istifra etti, kustu. Kustuğunu geri alır mı yutar mı diyor. Bu ne kadar imkansızsa, şey dışıysa, hı hı. gerçekten çirkin bir şeyse tasadduk ettiğimiz bir malı dönüp tekrar geri alma işi de bu kadar çirkindir diyor. Onun için ama bu soruda seyircimizin sorusunda tam bu netlikte bir tasadduk söz konusu olmadığını anlıyorum. Onun için imkanımız olduğunda alacaklı kişimize mutlaka bunu istiyorsa hakkını ödeyelim. Peki hocam çok teşekkürler. Şimdi bir nikah e, sorusu var. Tabi hocam hanımefendi de söylediği gibi ince bir mesele ama yani bu noktada e, ne söyleriz ne tavsiye ederiz Hülya Hanım'a ve eşine. Evlilik meselesi sadece tek taraflı olan bir şey değil. Yani evlilik iki karşı cinsin bir ömrü paylaşmak üzere beraber huzur içerisinde o daha doğrusu evlilik hayatını sürdürmek üzere karşılıklı yaptıkları bir sözleşmenin aktin adıdır. Niha, evet. Nikah bir akittir sözleşmedir. Peki taraflar bu sözleşmeye sadık kalmalılar ve e, evliliği evliliği gerçekten sürdürmek istiyorlarsa birbirlerini yıpratmadan iki medeni insan gibi birbirlerin hak hukukuna riayet ederek saygı ve sevgiyle ne karşılıklı fedakarlıkla bu evliliği yürütmek zorundalar. Fakat bir evlilikteki amaç gerçekten e, aile saadetidir, huzurudur, mutluluğudur. Peki bu evlilikteki amaca hizmet etmiyorsa mevcut evliliğimiz Peki sevgimiz artık sevgisizliğe hatta nefrete, kine, öfkeye ulaşmış. Öyle ki bir arada kalmak artık tarafların mal ve can güvenliğini tehdit eder noktaya ulaşmışsa artık ne olabilir? Boşanma da var. Evet. Fakat taraflar boşanırken bile yine birbirlerinin bu kadar hukuku geçmiş olması münasebetiyle birbirlerini yıpratmadan, mağdur etmeden de boşanmalılar. Birbirlerini böyle psikolojik vesaire diyelim ki işte artık e, fiziki bir takım baskılarla, e, şantajlarla, tehditlerle de zor durumda bırakmamalılar. Şimdi hanımefendinin ifadesinde ben şunu anlıyorum. E, biz olabilir aile içerisinde her ailede de mutsuzluklar olabilir. Bazen olumsuzluklar olabilir, problemler çıkabilir. Birisi sorumsuz davranıyorsa diğeri sorumlu davranmalı, alttan almalı. Bu evliliği yürütmek istiyorsa, götürmek istiyorsa daha dikkatli olmalı. Yani bu soruna bir problemi, hani ne derler? Ateşe körükle gidilmez, benzin dökülmez derler. Bu toplumumuzda yaygın ifadelerdendir. Yani aile içerisinde mutluluğu temin edebilmek için biri diğerini törlere etmeli. Daha müsamahkar davranmalı. Aksi takdirde birbirimizi yıpratarak, didişerek, kavga ederek huzuru ne yapamayız, yakalayamayız. Peki böyle oldu. Kendi taraflar, kendi işlerinde kadınla erkek çözemedi, karı koca halledemedi. Bu sefer bunların üzerinde etkin olan aileleri bu sefer ama çözüm arıyorlarsa. Hani bir ayet var ya Estağfirullah billahi bismillah. Fe in khiftum shiqaqan baynahuma feb'athu hakeman min ehlihi ve hakeman min ehliha. Yani kadınla erkek arasında bir problem olduğunda bu sefer onların aileleri devreye girer. Ayetin devamı nasıl biliyor musunuz? İn yurida islahen fikillahu Beynehuma diyor. Ama bunların derdi de sulh etmek, barıştırmak olmalı. Çözüm üretmek olmalı. Yoksa şöyle bir yaklaşımla ne olamaz? Aileler çözemezler. Ben kendi kızımı, ben kendi oğlumu savunuyum. Her halükarda hatalı da olsa, kusurlu da olsa, ihmali de olsa onun ne yapmalıyım, desteklemeliyim anlayışıyla zaten çözüm üretemezler. Tabii. Yeri geldiğinde kızım, evet her ikisini de dinleyip kızım, yavrum sen kızım olabilirsin ama haksızsın diyebilmeliyiz. Yavrum, oğlum bu evlilik hayatının sürdürebilmesi için fedakarlık gerekir. Sorumluluk almak gerekir. Sen yeterince sorumluluk alamıyorsun. Bundan dolayı problem çıkıyor, çıkartıyorsun. Ve bu evliliğin bitmesine de sebep sensin diyebilmeliyiz. Sulh etmeliyiz. Peki bütün bunlar, bu yol, bunlara başvurduk ve çözüm olmadı. Tek çıkar yolu bir ailenin artık çıkış yolu boşanmaksa, boşanmanın da bir çıkış yolu olduğunu da hatırlatmak lazım. Fakat boşanırken de biz e, sınırsız bir boşama hakkına sahip değiliz. Nedir sahip olduğumuz? İlgili ayeti okuyayım ben. Estağfirullah bismillah. Et talakum erraten fe imsakum bi marufin ev bi diyor. Yani e, dönüşü olabilecek talak ikidir. Ne yaparsın? İnsan bir karar verir, kararından vazgeçebilir değil mi? Boşanma kararı almışımdır. Hatta bunu deklara etmişimdir. Sonra pişman olmuşumdur. Olabilir. Yani bin düşünüp bir karar vermem lazımdı ama bu kararı aceleci, aceleci davrandım. Allah bizim fıt, fıtratımızı bizi bizden daha iyi biliyor ya. Bakın ilgili ayetinde bizi bizden daha iyi bilen Allah bir tek hak vermiyor. Yani hatamızı veya onu telafi edelim, e, tamir edelim düşüncesiyle iki hak veriyor. Boşarsın dönüşü mümkün. Tamam insan boşadığı eşine dönüşü eskisi gibi olur mu? Tabii yani o, onu tartışmak lazım. Ama soruyu cevaplamak için ben e, biraz hızlı gitmek istiyorum. İkincisinde tamam yaparsın dönüşü mümkün. Fakat ilgili ayetin bu okuduğum ayetten sonraki ayet aynen şöyle. Fe in tallaqaha fe la tahillu lehu min ba'du hatta tankaha zawjan diyor. Bu ikiden sonra bu ikiden sonra tekrar boşadıysan üçüncü hakkı da kullandıysan Artık bitmiştir. Sen yoluna ben yoluma. Böyle bir şarkı sözü de mi var ne? Yani artık iş bitmiş. Yani sen de artık bundan sonraki özel hayatına sen ayrı ben ayrı devam edelim şeklinde bu ayeti anlamak lazım. Dolayısıyla evlilik hayatı şey değil. Yani bu bu şekilde üç hakkı da kullanan bir kimsenin yeniden evlenebilmesi için gerçek bir evlilik yapacak, yine ayrılacak, Şimdi, hanımın rızasıyla tekrar. Bakın evlilik, izleyiciler beni çok Olursun iyi anlayacaklarını olacağım. düşünüyorum Furkan Bey. Evlilik, hepimizin evlilik hayatı var. Allah aşkına soruyorum ve herkes bir empati yapsın, bunu bir kendi iş dünyasında değerlendirsin. Eşime ben, siz eşinize veya izleyicimiz eşine seni boşadım dedi, boşandık dedi, birleştiler. Eyvallah barış hususu sağladılar. Bir iki yeter artık yani bu oyuncak mı derler değil mi? Yani. Yani evlilik hayatı kutsal bir müessese aile hayatı kutsal bir müessese Bu müesseseyi yıpratacak ne yapmak lazım? Tavır ve davranışlar içerisinde de olmamak lazım. Ben bir ifade kullanıyorum. Belki seyircilerimiz beni yadırgarlar. Evlilik hayatı yapboz tahtası değildir. Nikah yapboz tahtası değildir. Bunun sınırı bellidir. İki defa ne yaparsın? Bu hatayı yapıp tamir edebilirsin iki hakkın. Üçüncü hakkını da kullandıktan sonra artık tamir, bu işi ne yapmak lazım? Ben seyircimize ısrarla dedim ki resmi nikahlı mısınız? Eğer bu hakkı farklı zaman dilimleri içerisinde kullandılarsa, bu iki hakkı, üç, üçüncü hakkı da kullandılarsa yapılması gereken şey nedir? Mahkemeye gidip boşanmayı netleştirmek, resmileştirmek. Fakat seyircimiz ısrarla böyle bir yol yolladı, hep hocayı ya cami imamıydı diyerek bile de vurguladı ya ona da bir şey getirmek istiyorum. Bizim hocalarımız Bizim hocalarımız yani sizin yaptığınız şey hadi bir nikahla her defasında hadi dini nikah kıyarak bunu çözelim değil. Dini nikah da kıyılmalı mı diye düşünüyorum. Ne zaman dini nikah kıyılır? Biliyorsunuz bir kadınla erkek boşanır. Boşandıktan sonra bir iddet süresi bekler. Ondan sonra netlik barışmazlarsa yani ric'i talak bayine dönüşür. Tekrar bar bayine dönüştükten sonra yani kesinlik kazandıktan sonra yeni bir, bir araya gelmek istiyorlarsa o zaman Yeni bir nikah gerekir. Ben e, bu konuyu tabii ki seyircimiz e, telefon üzerinden bunu kısaca sordu ama ben bir aile danışmanı uzmanına giderek ama karı koca bakın ben sadece bir bayanın tek taraflı beyanı üzerinden ben ne yapamam bu aileyi çözemem problemlerini çözer. Şöyle yapsınlar mı hocam? O zaman. Bulundukları il müftülüğünün. Mutlaka aile bir danışma. Aile bir gidip değil mi? Aile dini rehberlik bürolarımız vardır bizim hmm. ADRB diye. Oralara giderek bir aile uzmanıyla danışmanla görüşüp ama ailece gitsinler. Lütfen tek taraflı gitmesinler. Çözebileceklerine inanıyorum. Rabbim hepimize aile Kolay saadeti kaynaklı. huzuru nasip edilsin. Hocam nikahla alakalı bir soru daha var ama telefonumuz da var. Bekliyor. İnşallah onu da ilerleyen dakikalarda soralım. Sayın Dursun Altın Sivas'tan telefon attığımızda efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Dursun Bey biraz beklettik mi sizi? Hakkınızı helal edin. Evet. Helal olsun. Allah razı olsun. Biraz bekledik ama olsun hocam. Hocama da selamlar. Bütün İslam alemine de selam ediyorum. Aleyküm, Aleyküm selam. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Benim bir bir oturduğum evim var. Bir de ayrı kirada evim var. Evet. Bunun zekatını ben ne üzerinde hesap edip vermem gerekiyor? Kiradan, kirada olan evinizdeki gelir birikiyor mu efendim? Hayır hocam harcıyoruz. Ben emekli memurum çünkü. Yani ikinci eviniz e, sizin veya çocuklarınızın bundan sonraki hayatını idame etmek üzere bir gelecek kaygısıyla mı şey diyorsunuz yoksa yatırım amaçlı mı? Ticari amaçlı Hayır mı? hocam ben de yetiyoruz zaten. Anlaşıldı. Anladım. Peki soralım Dursun Bey inşallah. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Güzel bir emeklilik yaşamanızda Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim. Sivas'ımıza selamlarımızı iletimizim için. Allah'a emanet olun. Bir tane oturduğumuz var diyor evimiz hocam. Bir de kirada olan evimiz var. Bunun zekatını vermemiz gerekiyor. Oturduğumuz ev bizim havayıcı asliyemiz. Yani artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir konutumuz. Ee, buna zekat yok. Peki artı ev için ne var? E artı evi özellikle ben sıradla sordum ki bu hangi amaçla bekletiyorsunuz diye. Bu gayrimenkullerimiz, fazla gayrimenkullerimiz ne olabilir? Ya yatırım amaçlı ticari olabilir veya hayatımızı idame ettirebilmek için şu gün kirasını alıyorum bugün. Bundan sonra da belki çoluk çocuk oturacak düşüncesiyle bekletiyorsam bu bu da ileriye dönük bir nedir? Ee, daha doğrusu hayatıma veya benden sonraki nesillere daha doğrusu katkı sağlayacak bir şeydir. E, gayrimenkuldür. O zaman burada ne yapmak lazım? E, kira gelirlerini diğer gelirlerimizle birleştirip ve bunu birleştirdiğimizde gelen gelir gideri karşılıyorsa, artı bir birikim haline dönüşmüyorsa yani veya dönüşüyor da sürekli, sürekli kullanıyorsak hayatımı bununla e, beyefendinin ifadesinden ben şunu anladım. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Haliyle e, ikinci evdeki kirayı da alarak ne yapıyorum? hayatım, o geçinme katkı sağlıyorum diye yani, anladım ben. Birikmiyor. Birikmiyor. Siz sordunuz da öyle dedik galiba. Evet Şimdi birikmiyorsa veya biriken de nisaba ulaşmamışsa nisap nedir? 80, tekrar tekrar söylüyorum. 80 lira 18, 18, 18 gram altın para. veya değerinde para. Buna ulaşmamışsa zekatta yoktur efendim. Evet. Hava Şimşek katil olan bir insanın cenaze namazı kılınır mı demiş hocam. Allah bu tür cürümlerden hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Ee, fakat hepimizin hata ve kusuru vardır. Büyük veya küçük günah işlemişizdir. Önemli olan işlediğimiz hata ve kusurları burada ölmeden affettirmek, tevbe istiğfar etmek ve Rabbimizden inşallah bağışlanarak gitmeyi arzu etmek için çaba sarf etmek esas. Fakat olabilir katil de dahil olmak üzere küçük günahlar olabileceği gibi bir insan Müslümandır, dince kutsal olan değerleri inkar etmiyordur, mümindir yani mümin ve müvahhit olarak ölmüş ama hali hayatında bir takım cürümleri, suçları var ama Müslüman. Bu insanın hangi cürümü işlemiş olursa olsun cenaze namazı kılınır. Peki hocam Allah razı olsun. Efendim Kocaeli'den Ramazan Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Sefalar i̇yi akşamlar. Getirdiniz. Sayılı akşamlar selam efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim sizi. Gerçekten bir doğru var mıdır? İnsanlar doğruyu bulabilirler mi? Ee, bu olay benim başımdan geçti. Ben fazla detaya girmek istemiyorum. Mesela e, ben çeşitli hocalara gittim, Nur Saçan hoca'ya gittim. Bu konuyu anlattım. Vardır, doğrudur dediler. Neydir efendim bu? Doğrudan kastınız nedir Ramazan Bey? Doğru e, benim başıma geldi bu olay. Çalışırken geldi. Yani gerçekten insanlar çalışırken doğruyu bulabilirler mi? Bu namaz kılarken falan olan bir şey değil yani. İlle yani namaz kılıyordum da doğruyu buldum değil. Ben çalışıyordum, dürüst çalıştım. Dürüst çalışırken Cenab-ı Allah bana insanlara yardım ettim, doğruyu nasip ettim. Yani size hidayetin nasip olma hususunu mu soruyorsunuz Ramazan Bey? Evet. Doğrudan hidayettir. kastınız hidayet yani değil mi? Hidayettir, evet doğrudur. Soralım. soralım hocam. Soralım inşallah Ramazan Bey. Kolaylıklar diliyoruz size. Koca elimize selamlarımızı iletin lütfen. Allah'a emanet olun. Zaman zaman biz de dua ediyoruz hocam. Bu kardeşimize hidayet nasip eyle ya Rabbi. Bu güzel bir adam falan diye. Ben şimdi oradan bir bağlantı kurdum kendi kafamdan ama. insanlar hidayete nasıl kavuşur? Böyle hiç ummadık bir anda Cenab-ı Allah ona bir, bir takım hidayete nasip edebilir mi? Eder. Yani doğruluk e, dinin veya bütün kutsal e, daha doğrusu metinlerin en önemsediği hadiselerden birisidir. Hidayet ne demek? Doğru yolda olmak, istikamet üzere olmak demektir. Peki e, şunu da hatırlatalım isterseniz e, seyircimizin sorusuna katkı sağlaması açısından. E, biz Rabbimiz tarafından yaratılmışız ve ne yapacağımız, hangi misyonu, hangi görevi, hangi gayeyi veya hangi görevi icra edeceğimizde bizim için ne yapılmıştır? Tayin edilmiştir, tespit evet. edilmiştir. Bunu ne yapıyor? Ne ile tespit ediyor? E, peygamberler gö peygamberlere vahiy gönderiyor Rabbimiz. Nasıl hareket edeceğimizi. Peki bu istikamet üzere olabilmek için ne yapmak lazım? Doğrularla birlikte olmak. Doğrunun yanında, hakkın, hakikatin yanında olmak lazım. Yani bir ayet hatırlıyorum. Estağfirullah. Ya yuhalladina amanu maassadıkîn değil mi? Devamı öyle galiba. Kunu Evet. Yani doğrularla birlikte olun. Veya dürüst, takım kema ümirt diyor bir başka evet. ayette. Ee, şimdi artık sana ne emrediliyorsa o istikamette ol. Bütün bunlar varken o zaman doğruyu hakkı hakikati nereden öğreneceğim? Doğruyu emreden ne kitabıma, Kur'an'ıma kutsal metnime veya onu getiren peygamberin daha doğrusu tavsiyelerine, sünnetine kulak vereceğim. Veya bu iki kaynaktan referansla bizlere hakkı hakikati söyleyenlere ne yapacağım? Kulak vereceğim ve istikamet üzere, hidayet üzere olacağım. Allah hepimizi istikamet üzere eylesin inşallah. Amin hocam. Çok sağ olun. Şimdi az önce nikah meselesini konuşurken soracaktım ama hocam izleyicimiz telefonda bekliyor diye ertelemiştik. Sayın Ahmet Küçük selam ve hürmetlerini sunmuş size. Şöyle bir soruya nasıl cevap verir muhterem hocam? Bir hanım kardeşimiz diyor ki, kocam Allah'a, kitaba, dine sövüyor. Bizim nikahımızın durumu nedir? Kocam dinden çıktı mı? Nikahımız bozuldu mu? Ayrılmamız mı gerekiyor? Veya yeniden nikah kıymamız aramızdaki nikahı kurtarır mı? E, hocam cevaplar mı demişler? Tabii ki cevaplarız. Yani ister aile ferdi olalım, ister herhangi bir aile, yerde ondan sorumluluk sahibi bir insan olarak bile ne yapmamız lazım e, ağzımızdan çıkan söz ve cümlelere veya hatta iddialı bu tür Ondan sonra diyelim ki e, ondan doğrusu sözlere dikkat etmemiz lazım bunun bize mesuliyet getireceğini bunun mutlaka sonuçlarının olabileceğini dikkat etmemiz lazım Evet Peki dikkat etmedik, ve e, bu mesela diyelim ki dini değerleri işte Allah'ı kitabı ve e, dince kutsal olan e, şeyleri ne yaptık reddettik inkar ettik Haşa yani onunla alay ettik e, hafife aldık Böyle yapıyorsak bunu bilinçli olarak yapıyorsak iradeli yapıyorsak haliyle bu bizi ne yapar? Mesuliyet altına sokar Hatta din dışına da iter Din dışına itilmemizle ne olur bizim yani nikahımızda olan eşimizin de nikahını sıkıntılı hale getirir. Peki ama iradeli bilinçli şekilde yapıyorsa, maksatlı yapıyorsa. Yani bunu dalga maksadıyla falan yapıyorsa değil mi e, hocam? Tabii ki. Bunu bilinçli yapıyorsa bu bizi din zaviyesinin dışına iter ve eşimizle olan nikahımızı da sıkıntıya sokar. Bu kişiye yapılması gereken şey nedir? Derhal ne yapmak? Tevbe istiğfar etmesi. Tekrar din Ondan sonra da zaviyesi içerisinde girmesi ve nikahını da tazelemesi esastır. Dini telkinimiz budur. Fakat bunu bilinçli değil de Allah muhafaza bazı insanlar gerçekten alış, ağız alışkanlığı yetiştiği çevreye veya diyelim ki belki biraz da tabirimi mazur görün sokak ağzıyla ne dediğini bilmiyor. Hatta sonuçlarının nereye götüreceğini hesap etmeden tamamen ağız alışkanlığı şeklinde bunu yapıyorsa bu dine ve nikah'a zarar vermez. Ama yaptığı iş tabii ki Doğru daha değil. doğrusu ahlaki değildir. Sinir, ha sinir değil. anı da buna geç de şey mi hocam? Sinirle Şimdi, bunu söylemek de bunun Sinirle içine gelen bunu mi? söylemeyi şöyle düşünelim. Yani e, sinirlik anında bunu söyledik. Fakat daha sonra ne söylediğimizi hatırlıyoruz. Kendimizi kaybetmiş değiliz. Bu da bizi mesuliyet altına sokar. Fakat kendimizi kaybetmişiz. Yani. Ee, ne derler insan bazen cinnet, hali cinnet halidir. Ne söylediğini bilmiyordur. Daha sonra kendisine hatırlatılıyor. Onu da hatırlamıyordur. Böyleyse bu haliyle ondan sorumlu olmaz. Evet, En güzeli hiç yapmamak. Hiç yapmamak. Şu Kayseri'den Ayşegül Hanım şöyle bir soru sormuş hocam. Ee, benzerlik teşkil ettiği için soruyorum. Eşim çok küfür ediyor. Bırakamıyor. Bunun yüzünden tartışıyoruz. Hocam ne tavsiye eder? Tartışmamak. Öncelik Hatta öncelikle bu biraz önceki soruya cevap vererken şöyle dedim. Gerçekten aile içerisinde aile birlikteliğini koruyabilmek için sorumlu davranmak esas. Birimiz aile fertlerinden mesela diyelim ki ben hata ediyorsam eşim benim hatamı. Hatta mümkünse mümkünse ne yapmak lazım? O ortamı terk etmek. Eğer iş daha ileri boyutlara onu ikna edecek ondan sonra bir şeyler söyleyemiyorsam ne yapmam lazım o ortamda? Mesela şahsen ben şöyle bir metot uyguluyorum. Yani kusura bakmasın eşim de ikrar eder bunu. Bak, bak karşı taraf kavgaya niyetliyse ya kusura bakma hanım benim seninle kavga edecek cesaretim yok. Benden pes. Diyorsunuz. Diyebilmek de lazım ki ortamı germeme adına. Derdimiz ne? Derdimiz ne? Sulh olmak. O sıkıntıyı bertaraf etmekse biri diğer eşe bunu diyerek bu sorunu ne yapabilir? Biraz önceki bir cümle kullandım. Ateşe körükle gitmemek. Yani. Bensin dökmemektir esas olan. Burada ne yapasın? Eğer beyefendi biraz sinirliyse, kızgınsa hanımefendi biraz alttan alsın. Daha müsamahkar olsun. Hatta tersi de olabilir. Hanımefendi böyleyse beyefendi ne yapsın? Sorumluluk alsın. Şu olabilir bazen e, o ortamı terk ederek biz ne yapıyoruz sinirlendiğimiz anda abdest almayı, baş ortam değiştirmeyi, konu değiştirmeyi, hatta biraz dışarı çıkalım temiz hava alalım. Hocam bu... Evet. Tamam bunu kabul ettik. Yani alttan alalım. Erkek olsun, kadın olsun mutlu olmak istiyorsak alttan almak da faydalı. Ama ben buradaki küfür kısmına takıldım. Şimdi çok küfreden insana ne tavsiye edelim? Yani mesela şunu diyebilir miyiz? Kardeşim çok küfür ediyorsan sana e, işte biraz tesbihat yapmanı, işte zikir çekmeni falan tavsiye ederiz gibi böyle akılda kalıcı bir şey söyleyelim. Küfreden kim varsa uygulasın hocam. Yani en güzelini de siz söylediniz tabii ki. Keşke o güzel cümleleri, o çirkin, arzu edilmeyen cümlelerin yerine ikame edebiliyorsak ne ala? Zaten onu hatırlayan o cümleleri hatırlayan öbür cümleleri Değil söylediğine mi? pişman olacaktır. Bunun için yapmamız gereken şey önce o sinirli halinden kurtulmaktır esas olan. Yani dine, dini değerlere yönelmek tabii ki bizi ondan kurtaracaktır. Allah'ımız ağzımızdan Rabbimizi tesbih etmek, onu zikretmek tabii ki daha önemli, daha önceliklidir. Eyvallah hocam inşallah. Direkt o moddan bu moda geçebiliyorsa ne ala. Değil mi hocam? İnşallah yaparlar. Yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Samsun'a gidelim sevgili dostlar. Sayın Mehmet Çiftçi telefon attığımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Buyurun Camın dinliyoruz aleyküm. sizi. Ve aleyküm selam. Benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Benim nakit deviz vardı elimde. Hı hı. Bu deviz fiyatı artış olunca elimdeki devizi satış verdim. Evet. Dövizin fiyatı düşünce sattığım deviz kadar deviz aldım. Evet. Fiyattan kaynaklanan deviz satışı, alıştan elimde nakit para kaldı. Yani bu dini hükümce bu nakit para bana caiz midir? Bu parayı kullanmanda bir sakınca var mı efendim? Ben bunu öğrenmek evet. istiyorum. Hadi Soralım inşallah. Yayınla. Sağ olun Mehmet Bey. afiyet diliyoruz size. Samsun'a selamlar muhabbetler. Evet hocam, dolar alıp satmaktan ya da döviz alıp satmaktan kaynaklanan aradaki bir takım ekstra paraları kullanmak caiz midir? Yani her şeyi normal rayında gidiyorsa bunda hiçbir sakınca yok. Yani şunu diyeyim, ticaret böyle bir şeydir zaten. Ne yaparsınız? Elinizdeki malı karlı satarsınız veya geleceği olan bir malı da tekrar alarak, ne yaparsınız ondan daha fazla kar elde etmeyi düşünürsünüz. Evet. Ama piyasa şartları normalse. Fakat bununla birlikte yani ihtikar diye ifade edilen kara borsacılık yani stokta belli malları ondan sonra ne yapmak? Saklayarak malın artırmasını vesairesini veya öyle bir fırsat kolluyorsunuz ki bekliyorsunuz, bekletiyorsunuz, bekletiyorsunuz. Ondan sonra tam her şey bitti, herkesin talebi olduğu anda piyasaya çıkartmak. Bunlar tabii ki ticaret ahlakıyla bağdaşmayan şeylerdir. Ama ticaret ahlakı içerisinde her şeyin ahlakı olduğu gibi ticaretin de bir ahlakı var. Bu ahlak çerçevesinde hareket ederken ne oldu? Ben e, malımı satarken ürünüm pahalıydı. Ama sonra bir baktım ki ya o ürün ucuzlamış. Ben o üründen tekrar aldım geleceğe yönelik kar edebilmek için. Bakın normal şartlarına, normal zeminde bunda bir sakınca yok. Bundan bir endişeye kapılmaya da gerek yok. Fakat seyircimiz ısrarla böyle bir ısrap acaba vicdanen ya ben bununla bir vebal altındayım mı diyorsa acaba bir istimal mi var mı diyerek kendini lütfen çekesin. Herhangi bir suistimal yani o ne diyeyim usulsüz ondan sonra ticari bir yaklaşım olmadığı sürece kaygılanmasın. Varsa onu çekesin ona göre değerlendirsin. Eyvallah hocam teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar Rize'den Sayın Emine Keskin telefon attığımızda Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ee, benim bir sorum olacaktı hocama. Buyurun efendim. Ee, benim annemin adına bir sorum olacak. Hı hı hı. Ee, şimdi yıllar önce annemin bir ineği vardı, kendi büyütmüştü onu. Evet. Ee, Kurban bayramı öncesinde böyle e, komşumuz, mahalleden komşularımız bu hayvanı annemden alıp hani bedel belirlediler. İşte şu kadar kilogram et çıkacak şu fiyatta biz bunu sizden alıyoruz dedi. Evet. alacağım dedi. Sonrasında eğer dediğimiz kilogramın üstünde bir et çıkarsa biz sana bunun farkını vereceğiz dediler. Evet. Fakat e, kurban kesildikten sonra ve belirlenen e, et kilogramın üzerinde et çıktı ama farkını da ödemedi bize bu kişiler anneme vermedi. Hı hı. Annem de o zaman buna çok içerlenerek hani hakkımı da helal etmiyorum dedi. Yani böyle bir yanlış yaptılar bana hı hı. ve annem de şöyle düşünüyor: Acaba kurban olduğu için tamam benim hakkımı yemiş oldular ama acaba kurban olduğu için ben hakkımı helal etmiyorum diye günah mı işlemiş oldum diye böyle düşünüyor. Onu bir hocama danışmak istiyorum. Soralım inşallah Emine Hanım. Bakalım hocamız ne diyecek. Size kolaylıklar diliyoruz. Annenize de selamlarımızı üretin bizden. Ellerinden öpüyoruz diyelim inşallah. Evet hocam benim aklıma bu sorunun içinde başka bir şey daha geldi hocam. Mesela kurban bayramında kurban edilmek üzere satın alınan hayvan kilogram üzerinden et hesabıyla satın alınır mı? Önce bunu sorayım ben bir. Bu benim şahsi sorum olsun sonra da buna geçermiş. Zaten diğer soru da bu, bununla iç içe. Yani bunu cevapladığımız zaman onu da cevaplamış oluyoruz. Şimdi e, alıcıyla satıcı arasında e, fiyat net malın evsafı net olmalı. Örneğin şu malı, şu ineği alıyorum. Hı hı. Şu kadar fiyat alıyorum. Karşılıklı rıza olduğu zaman yani alan ve satan hani ne diyorlar rız, e, alan razı veren, veren razı şeklinde olduğu zaman bunda sorun yok. Fakat e, ben bu e, özellikle seyircimizin yaptığı pazarlık şeklinin birazcık belli şaibeleri barındırdığını düşünüyorum. Yani alıcılar da satıcı da sanki net bazı şeyleri ne yapamamış halledememişler ve bu niza devam ediyor duruyor. Fakat ben bir, bir tavsiye ile bunu bitirmek istiyorum. Gerçekten bir olay olmuş bitmiş. Bence hanımefendi ne olur kendisi için zaten bir e, tahmini bir fiyat verilmiş. O fiyat almış kabullenmiş. Karşı tarafın buna demesi şunu demesine gerek yoktu belki. Ondan sonra ya yine çıkarsa yine veririz. Karşı tarafı beklenti içerisine sokacak tavrı yanlıştı. O da beklenti içerisine girdi ve aslında malının fiyatını aldı. Fakat artıyı beklediği için o karşı tarafta vermediğinden dolayı bu sefer belli şaibeler. Bence bu şaibeleri her iki taraf içinde bitirmek açısından ben hanımefendi fedakarlık gösterse, artık hakkını helal, et. helal etse de karşı tarafın kurbanına da bir halel gelmese diye düşünüyorum. Fakat kurbanlarımız nasıl olmalı? Biz mesela bir ineği alırken, bugün özellikle et fiyatlarının da çok yüksek olmasından dolayı aldanma aldatılmayı da dikkate alıyoruz. Peki aldanma ve aldatılma olmaması için bugün Çoğu yerlerde sizin de sorduğunuz sorunun içerisinde olan e, ve cevabı e, aranması gereken husus şu. Artık insanlar ne yapıyorlar? E, i̇şin er, ehli, erbabı ise hay, hayvana net bir fiyat biçiyor ve onu verdiği zaman aşağı yukarı tahminlerini 3 aşağı 5 yukarı yakalıyor. Kutluyor evet. Tuturuyor. Fakat ben de bir köylü çocuğu olarak, hayvan az çok gütmüş bilen birisi olarak ben... Ee, o insanlar kadar ne diyelim tecrübeli değilim, yanılabilirim. Peki hayvanlarla hiç haşir neşir olmamış, kaç kilo et, e, kilogram et verir vermez bunun hesabını yapamamış bir insan daha fazla yanılacaktır. Bunun için belli piyasa da e, oturmuş bir kural vardır. Ya canlı et canlı kilo hayvanı canlı tartarlar. Canlı tartım üzerinde de belli bir birim fiyat korlar birim fiyatı üzerinden de kaç kilo geldi. Özel özellikle diyelim ki 500 kilo geldi bir büyük bir baş hayvan için söyleyelim. 500 kilo gelen hayvanı bu sefer birim fiyatı kaç lira diyelim ki 20 lira, 500 ile 20'yi çarpıp fiyatı veriyorlar. Yani, Canlı bu, hocam bu etik mi peki? bu Yani şunu söyleyeyim, satıcı ve alıcı açısından gerçekten mağduriyetlere sebebiyet vermemesi açısından bu sadece fiyatı belirlemeye yönelik bir usul uslub. Burada et almak değil kiloyla et almak değil. Hayvanın bu şekilde yapıyordu hocam. Hani ben e, birkaç defa şahit olduğum için evet. söylüyorum. Hep de garipsemiştim. E, yeri evet. gelmişken onu soralım. Ha bu hayvan ne kadar? İşte bin lira. Kaç kilo şu kadar? Hmm, kilosu şu kadara tekabül ediyor. Ya bu? Biraz pahalı. Yani burada bir et hesabı varmış gibi sanki bu neden kaynaklanıyor? Gerçekten ibaretin ruhuyla çok bağdaşan şey değil. Ona e, tamam kabul ediyorum. Fakat insanlar çok mu para veriyorum? Az mı veriyorum? Derdimiz yegane derdimiz kurbiyesse artık bir de kurban kesecek insanlar maddi zaten e, ne diyeyim? e, ee, gerçekten maddiyatla alakalı bir problemi olmayan insan kurban keser zaten. Yani. Fakat bizim insanlarımız kurban kesenler özellikle kurbanla yükümlü olmadıkları halde fakir zengin ayırt etmek için benim evimde de kurban ibadeti ne yapsın o hava yaşansın. Biz de bu vesileyle et yiyelim düşüncesi biraz ön plana çıktığı için bu sefer ne yapıyoruz? Kurbanımızın gerçekten e, gerçek fiyatına ne olduğunu kılı kırk kırka yarıyoruz yani böyle olduğu için bu problemler çıkıyor. Fakat e, insanları da yadırgamamak lazım. Aldanmak istemiyor. Aldanmamak ve aldatılmamak, aldatmamak açısından bu usulü ben fıkhi açıdan yanlış bulmuyorum. Ama Bakın burada fiyatında bir tane olması lazım. Fiyatında bir tane olması lazım. E, şunu diyeyim fıkhan bunun şeyleri var. E, daha doğrusu örnekleri var. Yani bir alışveriş biliyorsunuz e, ya artık geçerli olur. Nafiz diyoruz. ya fasit olur veya diyelim ki artık batıl olur. Alışverişin nafiz olabilmesi için her şey net. kimse kimseyi mağdur etmeden fiyat net, mal net olmalı. Peki fiyattaki bu belirsizliği gidermeye yönelik bu usul. Mesela hanfendinin sorusu içerisinde ne vardı? Artık birim fiyat belirlenmiş. Şu kadar kilo tahmin ediyoruz. Üstüne çıkarsa, üstüne çıkarsa birim fiyatı belli ya. Her neye çıkarsa onu ödeyeceğiz. Taahhüdü yanlış bir taahhüt değil aslında. Fakat daha sonra niza sebebi bitmemiş orada anlaşmazlık. Aynen. Devam Aynen. ediyor. Devam ettiği için problem çıkmış. İnsanlar şunu da yapabilirler. Canlı kilo hesabı değil de hayvan kesilecek, karkas, karkas haline getirilecek. O zaman eti bir birim fiyatı koyacağız. Diyelim ki 30 lira koyacağız. Tamam mı? Eti tartacağız, karkas. Tabii sakatatını, derisini ayırdıktan sonra Tabi sadece karkas etini. Ne yapacağız? Tartacağız. Kaç kilogram geliyorsa onu 30 çarpıp ödeyeceğiz. Peki burada ne belli? Hayvan belli. Evsafı belli. Birim fiyat belli. Ne belli değil? Kaç kilogram çıkacağı belli değil. Onu da karkas tarttıktan sonra ortaya çıkacak. Aradaki küçük belirsizlikler tarafları ne yapmıyor? Sıkıntıya sokmuyor. Anlaşmazlığa, nizaya sebebiyet vermiyor. Bu davranışta dini açıdan bir mahsuru var mı? Bunda da yok fıkıh açıdan bir mahsur. Fakat burada İnsanlar daha çok ya kiloyla et mi alıyoruz böyle bir işe Böyle ediyoruz. bir düşünceye sevk ediliyor. Bu buna girmemek için en doğrusu nedir? Canlı tartım daha isabetli bir yoldur. Çünkü hayvanı tartıya çıkarttığınızda kaç kilogram geleceği belli, ona göre de fiyatını netleştirmiş oluyorsunuz. Eyvallah hocam. Fakat son uygulamada da ne yapılabilir? Bir ilave bir bilgi aktarmak istiyorum. O da şu bunu yaptık diye efendim biz eti karkasını verdik size. Kellesi, derisi efendim e, sakatatı, diğer şeyleri ondan sonra diyelim ki şeye bırakılmamalı. Satıcıya bırakılmalı. O da neyin hakkıdır? Alıcının hakkıdır. Eyvallah hocam. Nihayet kurbanı bir. Ama Rize'deki izleyicimize de hakkını helal etsin diyelim, diyelim. diyelim, diyelim. Dediğinizi o şaibeleri ortadan kaldıralım. Eyvallah sana. hocam. Teşekkürler. Sınırlarımızın ötesine gidelim sevgili dostlar. Yurt dışında soydaşlarımızın en çok yaşadığı bölge olan Almanya'dan Sayın Ramazan Akgün telefon attığımızda. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim. Allah İyi programlar. Olsun. Sağ olun hayırlı Kocama akşamlar. Hocama benim iki tane sorum var. Buyurun efendim. Efendim birisi babam rahmetliğin üstüne amcamı koymuşlar. Evet. Ben de yurt dışında olduğum dolayısıyla geç oldu. Bu da ben bayağı bir sordum. Olur olmaz cevaplar aldım. Bir de hocama sorayım dedim. Bu pek e, sevmi değil damcım rahmetli o yönden. Nasıl? Kuman, alkol falan vardı. Ha, ha, tamam. İkinci sorumda kendi yerime başka bir arkadaşa hacca yollayabilir miyim? Evet. Peki. Soralım hocam. İkinci ramazan sorumda diye. ne kadar zamanda cenaze konur bir mezarın üstüne? Peki onu da soralım inşallah Ramazan Bey. Hazır Almanya'dan aramışken fırsatını bulmuşken 3 tane sorayım dedi hocam ama biz normalde 2 ile sınırlandırmıştık. Ee, kolaylıklar diliyoruz bütün soydaşlarımıza selamlarımızı muhabbetlerimizi iletin inşallah. Almanya'ya ve bütün gurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Hocam dikkat ediyorum da bu aynı mezara birden fazla cenaze koyulma soruları hep size denk geliyor. Biz evet de daha yine evet, bir, bir canlı bağlantıda Aynen açıkçası. Öyle eee izleyicimizle adeta iknaya çalıştık Aynen falan. öyle hocam. E, belki Almanya'dan e, soran kardeşimiz belki onu izleyemedi. Onun için tekrar olmayacak ama bizi izleyen diğer seyircilerimiz için tekrar olacak. E, ben şunu söyleyeceğim. Bir e, mezara normal şartlarda bir kişi defnedilir. Mecburiyet bir zorunluluk olmadıkça bir başkasını oraya defnetmeyiz. Seyircimizin sorusu arasında üçüncü bir soru olarak ne kadar sürede sonra bir başkası defnedilir diyerek onu da garanti etmeye çalışıyor. Orada da şunu söyleyelim. Hiçbir surette bir başkasını defnetmemek. Asıl olan bu. Asıl olan bu. Yani zorunluluk da şu değil mi hocam? Başka defnedecek hiç yer yok. yer yok. Yer yok. Yani mezar yeri bulamadık. Bizim geçmişimiz yakınlarımızdan birisinin metfun bulunduğu mezarın bir kenarına da onu koyacağız. Bu da ne olabilir? Beden tamamen çürümüştür beden tamamen çürümüştür. O zaman ne olabilir? O e, kabir açılır. Bu doğru bir şey değildir ama mecburiyet, zaruret diye öz özellikle hmm. belirtiyoruz. Diğer e, daha önce defnedilenin kemikleri bir kenara alınarak, diğer tarafı da diğer cenaze ne yapılır? Defnedilir. Ama yine de bunu bir mecburiyet anında yapmak lazım. Bunu daha önceki seyircimize dediğimiz gibi sanki bunun cevazı var, böyle oluyormuş diyerek yapmamak lazım. Buna tevessül etmek lazım. Hocam Ramazan Akgün Bey'in e, ee, sorusunun içinde bir soru daha var. Diyor ki babamın üzerine amcamı defnetmişler ama amcam da çok iyi de bir insan değil yani. İçki vardı, kumar vardı. Acaba şayet mesela aynı mezara defnedilmişler ya artık. Ee, amcasının çektiği eza ve cefadan dolayı babası da orada bir sıkıntı yaşar mı? Belki yani onu asla, sormak istiyor. Asla. Değil mi? Asla. Fakat e, seyircimiz e, soruyu sorarken Müdahale etmek içimden geldi de. Fakat şu anda hattan düştüğü için lütfen beni mazur görsün. Yaşanmış bir hadiseyi tekrar yıllar sonra böyle bir şey olmuş ne olur? Ne yapabilir bunu öğrenmekle? Ne, ne kazandırır bize? Hiçbir şey. Ya, bir defin gerçekleşmiş. Sizin bilginiz olmuş veya daha sonra bilgilendirilmişsiniz. Bu defin gerçekleştikten sonra geriye dönük ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Hatta bunu sorgulayarak da bir sonuca ulaşamayız. Bize fayda sağlayacak, dünyamız ve ülkamız için yararlı olacak bir sonuca da ulaşamayız. En doğrusu ne yapmak lazım? Bundan sonra daha güzel, temkinli hareket etmek lazım. Peki o geriyle ilgili sizin özellikle hatırlattığınız kısmıyla ilgili de bir başkası Vela teziru ve ziratun Kur'an ayeti bu. Bir iki yerde de geçer. Evet. Bir kimse bir başkasının işlediği günahından dolayı ne yapmaz? ısrap çekmez, cezalandırılmaz. Herkes kendi günahını. Ne ne bir tabir var halk arasında. Her koyun kendi bacağından asılacak diye bir tabir var. Tam buraya da ben Uyuyor. çok oturuyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Onun için endişeye mahal yok. Ama bundan sonraki cenazelerimizi, definlerimizi de ne yapalım? Daha sağlıklı hayır, hayır. olması gerektiği şekliyle yapalım efendim. Peki hocam. Kendi yerime başkasını hacca gönderebilir miyim? Bu bedel olarak ve vekil olarak ayrı ayrı değerlendirilir mi hocam? Yani ben bedel gönderme hadisesini şöyle diyelim. Bu ancak zaruri durumlarda olabilir. Yani bir insan hali hayatında hac kendisine farz olmuştur. Hı hı. Gidememiştir sağlığı nedeniyle ve vefat etmiştir. Bu kişi ne yapar? Der ki yakınlarına vasiyette bulunur. Benim yerime hac yapılsın diye. Ölen kişi adına ne yapılır? Bedel haç o zaman olur. Peki e ee, seyircimiz yalnız çok sağlıklı bir sesi vardı. Yani hac e, menasikini rahatlıkla yerine getirebilecek, gidebilecek sağlığı el veriyorsa kendisinin gitmesi esas. Peki kendi o yolculuğa dayanamayacak veya oradaki haç menasikini deruhte edemeyecek kadar hasta ve bitapsa, sakatsa, engelliyse bu kişi ne olabilir? Hali hayatında kendi adına bir başkasını ne ne hacca gönderebilir, bedel haç yaptırabilir. Yani bedel haç, vekalet haç, keyfe eder. Herkesin ondan sonra yaptıracağı bir şey. Ya ben bu. çok yoğunum. Benim yerime sen git falan öyle bir şey yok. Bunda belli bir ölçü, belli bir ne vardır? Kurallar, koşullar var. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, Giresun'dan Hüseyin Özdemir telefon attığımızda. Sayın Özdemir hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar hocam. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Benim sorum da ben yurt dışında oturayım, ticaretle uğraşayım. Yani evet. yurt dışında gayrimüslimlere domuz ürünleri satayım. Evet. Bunu caiz mi değil mi onu öğrenecektim. Bir de aynı şekilde alkol içecek içecekler de kullanayım. Yani sadece derken satıyorsunuz üzeri. yani, değil mi? Evet, satıyoruz. ticarete yapıyoruz. Kendiniz kullanmıyorsunuz yani. Yok, kesinlikle. Tamam. Sadece gayrimüslimlere bu. Soralım Hüseyin Bey, size kolaylıklar diliyoruz. Bakalım. Bu caiz midir, değil midir? Afiyetler tamam. olsun inşallah. Allah emanet olun. Giresun'a selamlar. Yurt dışında gayrimüslimlere içki ben, veya domuz. E, net bir kural söylemek istiyorum. Bu kural Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisi. Nedir? Bir şeyin kendisi haramsa satışı da haramdır. Bu gerçekten önemli bir kural. Bu kurak, kural hepimizin kulağını yurt içinde veya yurt dışında dünyanın neresinde olursak olalım bize kulak veren tüm daha doğrusu dindaşlarımıza müslüman kardeşlerimize şunu söylüyorum. Bir şey benim dinime, benim inancıma göre haramsa, yasaksa onu kendim yemem, kendim içmem, onu kendi kullanmam bana dinen haramsa, yasaksa o zaman onu bir başkasına satarak ondan menfaat elde etmem de haramdır ve yasaktır. İsterse alan gayrimüslim olsun. Kim olursa olsun kime satarsak satalım. Çünkü biz malı mütegavvim, gayri mütegavvim diye teknik tabirlere girerek kafa karışıklığında neden olmak istemiyorum. Ama biz ne yaparız? Gayri mütegavvim olan bir malın satışıyla ne yapamayız? Kazancımız helal olmaz. Alkol satışı, domuz daha doğrusu dan mamul, e, gıda maddelerinin satışı ben Müslüman olarak bana haramsa bunun satışını elde ederek bir başkasında satıp onun parasıyla da istifade etmem nedir? Haramdır. Hatta biraz önce söylediğim hadisin bağlantısında açıkçası Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam geçmiş milletlerden, geçmiş ümmetlerden örnekler de veriyor. Yani e, tabii ki sorumlu bir yayıncılık gereği ben şu millet diye açıkçası rencide olmama, etmeme açısından söylemeyeceğim. Ama belli milletler vardı ki kendilerine bir kural vardı, yasak vardı. O yasağı delebilecek başka ne diyeyim arkadan dolanacak başka işler yapıyorlardı. Evet. Onlar gibi olmayın diyor sizde. Kendi ümmetini o geçmiş ümmetlerin, geçmiş milletlerin yanlışlıklarıyla uyararak sakın sizle onlar gibi yanlış yapmayın. Mesela bunu dillendiren belli çevreler var. Yurt dışında efendim gayrimüslimlere satıyorsunuz. Onlara göre helalse sizin bunun parasını alıyorsunuz, ticaretini yapıyorsunuz. Sizin için de helaldir diye dillendiren belli çevreler var. Lütfen bunlara kulak asmayalım. Kural Hazreti Peygamberin net hadisi. Bir şeyin kendisi haramsa onun satışı da haramdır. Eyvallah hocam. Ticaretine Çok haramdır. sağ olun. Şimdi Ramazan Çevik selamlarını iletmişler. Muhterem hocam, alkollü ve konaklamalı bir turizm işletmesinin teknik hizmetler biriminde çalışmak rızık kazanmak açısından caiz midir? Ee, cevaplandırır mısınız demişler. Her şeyden önce kazancımızın meşru ve helal olması önemli. Yaptığımız işin meşruiyet çerçevesinde olması ve bunun için harcadığımız mesai karşılığında da bir kazanç elde ediyoruz. Dolayısıyla onu helal yapar o da. Peki uğraşımız, mesaimiz gayri meşru ise elde edeceğimiz kazancı da sıkıntıya sokar. Fakat e, beyefendinin sorusu sanıyorum özellikle yani bir işletme var ama işletmenin yaptı, kendisi uğraştığı kısmı e, direkt doğ, doğrudan ne değil gayri meşru değil. Yani ha, haram değil, dinen gayri meşru değil. Böyle olursa o, o mesainin karşılığında verdi, verdiği emeğin karşılığında elde ettiği kazanç nedir? Kazanç helaldir. Fakat şunu söyleyeyim. E, bu tür tereddütler şunu diyeyim. Biz direkt veya dolaylı teknik eleman bile olsak acaba orada yapılan dini anlamda, dini anlamda yapılan yanlışlıklara biz de dolaylı olarak ne yapıyoruz? Yardımcı oluyoruz. Onların teknik sorunlarını çözüyoruz. Teknik işlerlerine destek veriyoruz. Dolaylı bir neyimiz var orada? Katkımız ve Katkımız var. var. gibi. O katkı dolaylı katkı ve desteğin bizde mesuliyet altına sokar. Ne olabilir? Bu kardeşimiz gerçekten kazancımın hiçbir şeyine ben ne yapmak istiyorum? Yani katıksız helal olmasını istiyorum. Bir katkısız. Böyle olunca ben ne yapmak istiyorum? Ya bu işletmeyle ne yapabilir? Yeni bir iş araması. Yeni bir iş aramasını tavsiye ederiz ama elde ettiği kazancın haram olduğunu tamamıyla söylemeyiz. Peki hocam. Kırşehir'den Abdülbaki <laughs> Bey şöyle bir soru sormuş. Parfüm kullanmak caiz mi? İçinde alkol muhteva ettiğini düşünüyoruz. O yüzden merak ettik. Hocamız açıklayabilir mi demişler. Hani düşünmek, zannetmek, tereddüt etmek, şüphe etmek üzerine hüküm ihdas etmeyiz. Ama şunu diyeyim. Bir ürünün içerisinde parfüm olsun bu. Alkol varsa e, alkolün e, yenilmesi, içilmesi problemlidir. Yoksa bunu e, artık e, koku amaçlı, güzel kokmak veya bir şeyi dezenfekte etmek veya temizlik amaçlı kullanılmasında dini anlamda bir mahsur yoktur. Hatta diyelim ki parfümü sıktık üzerimize, bir süre sonra uçacaktır. Yani onun etkisi üzerimizde kalmayacaktır. Dolayısıyla. Bu bizim Bununla birlikte ne abdestimiz ne de namazımıza sıkıntı gelmez. Zarar vermeyecek. Zarar vermez. Kısaca mi? parfüm kullanmakta bir sakınca yoktur. Allah razı olsun hocam. Sevgili dostlar İstanbul'dan Nurhan Taşkın telefon attığımızda. Sayın Taşkın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı e, akşamlar efendim. <laughs> e, bir sorum olacaktı hocamıza. Tabii hay hay. Şimdi, e, i̇lim öğrenmek bize fazileti ulaştırır. Bu fazileti biraz açabilir mi hocamız? Evet, soralım inşallah. Kolaylıklar diliyoruz Nurhan Hanım. Allah emanet olsun. Sorunuz için teşekkürler. İlim öğrenmek bizi fazilete ulaştırır. Peki bu faziletten kasıt nedir hocam? Şimdi fazilet kelimesini sanıyorum kavram olarak açıklanmasını istediğini ben Herkes. düşündüm. Fazilet aslında erdem, ahlak, iyi, güzel, huy bu tür şey man manalara gelir. Seyircimizin sorusunu açıklamak için şunu diyelim. Bizi fazilete ulaştırır ne demek? İlim öğrenerek daha ahlaklı oluruz. Daha edepli oluruz, daha terbiyeli oluruz, daha güzel huylu oluruz. Ee, diyelim ki daha iyi mertebelere, seviyelere ulaştırır bizi. Çünkü fazilette böyle bir karşılığında, böyle bir anlamda vardır. Dolayısıyla her halükarda ilim dünyamızı ve ahiretimizi ne yapar? Güzelleştirir. Güzelleştirir. Elhamdülillah. Diyerek cümleyi tamamlamış olduk. Peki hocam çok teşekkürler. Efendim Şeyma Çelik selamlarını iletmişler. Gıybet yaptığımız kişiye karşı nasıl afdileriz, ne yapmalıyız? E, gıybet yapmak e, tabii ki dinle dinen yasaktır. E, karşı tarafın hakkını da ihlal etmektir. Hı hı. Furkan Bey ben sizin gıybetinizi yapmışsam sizden nasıl helallik isteyebilirim? Herhalde sizin rızanızı, sizin affınızı, sizin helalliğinizi alarak ancak o mesuliyetten. O Bana gıybet, gıybet yaptığımı kur. söylemeniz gerekir mi hocam? E, yani demem de gerekir. Ya bilerek bilmeyerek kusura bakma hakkında konuştum hakkını helal et Demeliniz. diyebilmeliyim. Diyebilmeliyim. Yaptığım gıybetle gıybet, sadece bundan ibaresi. Ama yaptığım bu gıybet daha büyük facialara sebebiyet vermişse başkalarını da ilgilendiriyorsa sadece onu değil başkalarında ne yapmak lazım? Helalliğini istemek lazım. Evet, evet. hocam. Çok teşekkürler. Efendim İzmir'den Erol Bey selamlarını iletmişler. Eşim kalp krizinden vefat etti. Canlı olarak helalleşemedik. Acaba e, hakkımı nasıl helal ederim demiş. E, hayatta olan Vefat edene hakkını helal etsin. Giden insan da rahmetli olan, mütevaffa olan helal da helalli. Olsun. inşallah helalliğini vermiştir. İnşallah. Diyelim ee, herhangi bir endişeye de e, kapılmasın yani. Onun için af dilesin. Onun için hayır sanatı olsun. yapsın. Değil mi? Evet. Onun daha doğrusu e, günahları varsa affına. Eğer cennettikse mertebelerinin yükselmesi için dua okusun, Kur'an okusun. Değil mi? Onun için her türlü iyi davranışlarda bulunsun. İnşallah hocam. Onun da bağışlanmasına inşallah vesile olacak. İnşallah. Allah razı olsun. Bir Instagram sorusu soralım sonra veda edelim inşallah. Peri Hanım ilk defa kurban kesen büyük baş hayvan kesebilir mi? Ya da ilk defa kurban kesen büyük baş hayvan mı kurban etmeli? E, kurban şartlarını taşıyan ister büyük olsun ister küçük olsun. Yani ilk kesenin büyük baş hayvan olması şart değildir. Küçük baş hayvan olması da şart değildir. Ben daha da soruyu açayım. Hı -hı. Bu tür sorular bize geldiğinde. Erkek mi dişi mi? Hiç önemli Koç mu değil. olması? Kuzu mu koyun mu olması hiç önemli değildir. Yeter ki kurban şartlarını Taşı. taşıyalım ve kurban şartlar, kurban olabilecek bir hayvanı seçip keselim. İster mustakil kesebiliriz isterse büyük baş hayvanı hisse olarak gelebiliriz. Bir engel yoktur bu konuda efendim. Eyvallah. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük de biz aylan sürenin sonuna geldik. Dün ve bugün ilminizden istifade ettik. Bizi aydınlattınız. Cenab-ı Allah eksikliğinizi göstermesin. Sizden, sizde yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun. Cümlemizden acaba. razı olsun. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın İdris Bozkurt Beyefendi ile aklınıza takılan soruların cevaplarını aradık. Bulduk da elhamdülillah. Yarın görüşmek üzere. Cenab-ı Allah aklınıza takılan bütün sorulara her zaman doğru cevap bulabilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. takip midir? Tabiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Yeni mi de? Zorlama var mı? Hangi kişiler bu zaman düşer? Nami göre evde şikafa giremiyor muyum? Kadın değil, ne Öğrenmek herkese farzdır.